Çok iyi be. Çok güzel. Özledin mi? Özledim Yıldız'ı. Yıldız'ı özledin değil mi? Artık yok. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Oo, bizimki direkt maskelenmeye başlamış bile. Bizim arabaya başlamışlar. Çağatay'cığım, hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Işık çok patlıyor arkadaşlar, kusura bakmayın içerinin ışığından dolayı. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Dayım nerede? Maşallahları direkt dalmış bak. Dayıcığım, hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk vallahi. Direkt başlamışsın. Direkt başladım abi. Şu yazıları söküyorum başta, temizlik var. Temizlik vali. Aynen, başın temizlik, ondan sonra devam. Allah kolaylık versin. Devam ki. Nasıl buldunuz dükkanı? Dükkan çok iyi olmuş. Dükkan çok iyi olmuş valla. Gerçekten çok büyük ve çok iyi olmuş. En zor karar. En zor karar, renkler, karar desenler. Veririz. Bakalım ne yapacağız? Ya da ne yapalım? Artık bu videonun sonunda görmüş olurlar ya. Bu videonun sonunda gözükmüş olacak. Bakacağız mı renklere? Renklere bakalım abi. Ama şekil fikir çok güzel olur. Tamam, aynen. Onlar en sonunda çıksın bence de. Videonun aynen. En sonunda. Sadece ana zemin rengimizi belirleyelim. Sonra detayları konuşalım. Gidelim bakalım şimdi renklere. Hadi gidelim. Hadi. Yorumlar bitmiş olacak. Sadece şu yorumları isteyelim. Nasıl olmuş? Nasıl oldu? Aynen. Onu sonra bitireceğiz. Bu videonun sonunda çünkü artık nasıl olmuşu görecekler. Hatta bir dakika, şurada durdurup da arkadaşlar yapabilirler yorumlarını aslında. Onlar durdursunlar. Evet. Şu an videoyu durdurun. Bir yorumlayın. Evet. Bakalım şey, bizim yaptığımız o. Tamam, evet. Uyacak. Ya tahmin söyleyin, nasıl olacak? Ne renk olacak sizce? Sonunda yorumunuzu tekrar alayım. Evet. Morcivert yapacağım. Morcivert yapacağım. Hadi renge bakalım. Hadi. Yazıhaneye çıktık. Renklerimize bakıyoruz. Evet. Şimdi dinleyelim. Şu poliyara önce bir nedir? Nasıl olur? Bütün detaylarını senden bir almak istiyorum. Abi, poliyara çift komponentli bakım malzemesidir aslında. Hı hı. Öncesinde şantiyelerde, inşaatlarda, zeminlere, çatılara kullanılan materyal su yalıtımı, sadece su yalıtımı olarak kullanılıyor. Daha sonrasında bu ürün geliştiriliyor. Amerika'da Enix diye bir marka oluşuyor. Bu da sadece pick-up'larda bedliner, yani kasa içlerine uygulanıyor. Sonrasında araç yüzeylerinde kullanılmaya başlanıyor. Şimdi poliyarada işte bir saf poliyara vardır, bir hibrit poliyara vardır. Genel bu da maliyeti etkileyen kısım. Yani hibrit poliyara daha çok şantiyelerde kullanılan bir yapıya sahip. Bizim kullandığımız saf poliyaradır. Şimdi şöyle bir şey var. Renk seçiminde seçtiğimiz renkler, örnek veriyorum, atıyorum işte 6011 dedik, misal veriyorum. Burada gördüğünüz rengin her zaman bir tık, bir ton daha açığı çıkar. Neden? Çünkü poliyaranın bir ışıltılı bir yapısı vardır. Güneşte böyle aynen. Böyle ışıl ışıl parlar. O parlaklık da, o güneş ışığı da rengi biraz daha kırar. Dolayısıyla da bir tık daha her zaman açık şeyini alırsınız. Yani burada gördüğünüzün daha açığını alırsınız. Tamam. O yüzden benim size nacizane önerim. Hani açık renklerdense böyle biraz daha renkleri koyultalım. Zaten poliyara üzerinde açacak renk daha açılacaktır zaten. Öyle bir durum var. Poliyara şöyle bir şey. Aracınızda tamamen su yalıtımı sağlar ve mukavemeti arttırır. Örnek veriyorum. Allah korusun kaza yaptınız. Bir 100 bin liralık hasar değil de 50 bin liralık hasar gibi olay oluyor. Ayrıca de aracınız su almıyor. Dolayısıyla da çürümeler vesaire, paslanmalar, macun çatlaklardır. Yok, şimdi şu tarz sorular geliyor. Poliyara olduktan sonra çatlar mı? Macunlar çatlar. Öyle bir şey yok. Yani macunla işiniz bitiyor tamam. Yani dolayısıyla da arabanız yekpare bir şekilde kaplanmış oluyor. Yaklaşık 1,5-2 milim kalınlığında bir koruma altına alınıyor. Genelde karavanlar, off-road araçları veya modeli daha düşük araçlar. İni kasalara önermiyoruz. Yani çok yaptırmak isteyen varsa tabii ki buyursun gelsin. O ayrı bir şey. Ama poliyaranın asıl sebebini amacı, de söyleyelim. Poliyaranın asıl amacı, örnek veriyorum. 2000 model bir aracınız var. Aracının macun çatlakları veya güneş yanıkları var. Şimdi bir kaportacıya gireceksiniz. Akabinde bir boyacıya gitmeniz gerekiyor. Buradan çıkan maliyet ciddi, artık şu an yükselmiş durumda iyice. Bize geldiğiniz zaman çok daha uygun maliyetlere o işlemlerin tamamı yapılabiliyor. Yani şöyle söyleyebilirim, 3'te 1'i fiyatına. Biz de bu işi halledebiliyorsunuz ve daha sonrasında atıyorum 1 sene geçti, 2 sene geçti, 3 sene geçti. Eğer macun çatlaklarını atıyorum bir kaportacıda düzelttirip veya kaportasını kaportacıda düzelttirip
boyacıya geçtiğinizde 2 sene sonra orada tekrardan aynı sorunları yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Aynen. Ama bizde öyle bir durum söz konusu değil. Polyara tamamıyla o işlemi bitiriyor artık. Tekrardan sizin macun çatlağınız veya güneş yanınız öyle bir durumla karşılaşma söz konusu değildir. Olay bu şekilde. Yani özellikle tekrar söylüyorum. Karavanlar için, off-road araçları için, pick-up'lar için, özellikle pick-up'larda, yeni kasalarda dahil bagaj işi. Bagaj işleri, bedliner dediğim kısımları, uygulamaları çok faydalıdır. Ve dediğim gibi modeli düşük, daha böyle kurtarılması gereken araçlar varsa şayet bu aracı kaportasını düzeltip, evet o da ayrı bir şey, kesinlikle şey demiyorum, evet güzel ama yarın öbür gün, bir sene sonra, iki sene sonra aynı problemlerle tekrar karşılaşılacaktır. Yani bunun karşılaşılmama ihtimali yok, öyle söyleyeyim. Ama Polyara'da öyle bir durum söz konusu değildir. Polyara'da kesinlikle güneş yanıldığı, macun çatlağıdır vesaire, su geçirmedi, pas olayıdır. Oradan onu kapatmış oluyorsun. Aynen öyle. Üzerine aslında yeni bir kasa yapıyorsun aracı. Aynen öyle. Korumadan bir kasa aynen yapmış öyle oluyorsun. Yeni araçlara önermemenin sebebi de sökümü vesairesi değiştirmek biraz evet daha zor olduğu için evet, aslında. Evet, yoksa evet, keyfi ya da kısımda evet bir şeyi yok. Evet, aynen öyle. Ya keşke şöyle söyleyeyim, Polyara şey isterdim ben mesela, sökülebilir bir şey olsun. Gelecek isterdim mi o? Gelecek mi? Tüyo vermiyorum. Evet, Polyara kadar mukavemeti yüksek olmasa da buradaki amacımız, diğer markadaki amacımız daha yeni kasa araçları görselliğini koruma altına almak. Hiçbir şekilde aracın kaportasına zarar vermeden ya da çizmeden ya da başka bir şey yapmadan direkt olarak bunu sökebileceksiniz. Ama tekrar söylüyorum, burada aynı şekilde su yalıtımı alacaksınız. Sadece tek eksisi şu olacak, mukavemet olarak darbeye dayanımı biraz daha düşük olacak. Aynen öyle. Ama yeni o görüntüyü sevenler için de yeni araçların da kaplaması, koruması için de yakın olacak. Atıyorum Polyara kadar daha top kütürler değil de daha yassı kütürlerde o şekilde bir görsel alabileceksiniz. Baktığınız zaman evet gibi diyeceksiniz yani. Aynen. Çok popüler olduğu için bu Polyara vesaire merak edenler varsa ya da aracına uygulatmak isteyenler varsa sizi soracaklardır nerede yaptırdınız vesaire. Sizle görüşmek isteyeceklerdir. O zaman da size şöyle bir güzellik yapmış olalım. Bunu da Çağatay'ın ağzından duyalım. Buyurun. Şöyle demek istiyorum ben. Öncelikle arasınlar, normal liste fiyatını alsınlar. Daha sonrasında desinler ki, hani yalan bir kampanya olmaması aynen adına öyle desinler ki biz BMT'den geliyoruz, BMT'nin selamıyla geliyoruz dedikten sonra Berkay'dan bir de %10 ekstra iskontolu fiyatını alsınlar. Yani bu kampanyanın gerçekliğini bir görsünler. Ondan sonrasında zaten olay biter. Yani genelde bu tarz kampanyalar yapılıyor şimdi. Aynen. Atıyorum işte BMT veya farklı bir şeyle gidin %10 indiriminiz hazırdır. Yani önce baktığınız indirin zaman zaten herkese aynı fiyat veriliyordur belki ama öncelikle normal fiyatı bir liste fiyatını öğrensinler. Daha sonrasında desinler ki BMT'nin selamı verdesinler. Ha tamam deriz o zaman biz de %10 ekstradan indirim yapmış oluruz. O zaman BMT dediğiniz anda Sungur Polyara'ya %10 indiriminizi alıyorsunuz arkadaşlar. Hadi artık bizim arabayı yapalım artık ama. Hadi bizimki boyansın artık. Aynen. Lütfen rica ediyorum. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Allah. Daha iyisin olsun. İnşallah dayıcım. Dur arkaya gidiyorum. Komple zımparalandık. Kadir Usta yine burada tabii ki de. Buradayız. Ne oldu bizim? Önce mi unutmuşuz değil mi? Evet. Şimdi şurasını daha önce önce mi değişmişti arkadaşlar arabanın değişmiş yani. Buraya öyle bir silikon çekmişler ki o kadar kötüydü ki. Şimdi o silikonu yenilecek sağ olsun Kadir Usta. Tertemiz mis gibi olacak. Dayı nerede? Dayıcım iş durur tabii ki de yine hemen iş başında. Her zaman gibi. O güzel şapkasıyla. Bir dakika. Şimdi bu kilitler değişecek arkadaşlar hepsi. Ama aynı zamanda tabii ki de boyanacağı için de tam oturması istediğimiz için de kilitleri çıkartıyoruz şu anda. Komple zımparalıyız. Bak ne varmış şimdi bizim düzelttiğimiz kasada?
Şu üstte bir ufak şey vardı, oraya şimdi zımparalanacak. Şurada bir hafif, çok hafif bir yamukluk vardı, onu düzelttik. Şurada vardı, onu yaptık. Başka da öyle bir çürük çırık, kirpas bilmem ne, hiçbir şey yok. Tertemiz kasa varmış arabada. Evet. Ben de bir tonu video bulayım, şu şeyleri sökeyim ben. Şunlardan kurtulayım. Renge karar ver. Bu videonun sonunda görecekler. Nasıl olacak sence? Çok güzel olacak. Bence bilmiyorum. Hayırlısı yani. Arkadaşlar valla... Şu an tabii ki de yapılmış halini biz de görmüyoruz. Yani bilmiyoruz şu an gördüğünüz üzere. Bakın daha yapılmadı. İnşallah güzel olacak. Ne diyorsun? Ya böyle renk değişimi hep beni çok korkutuyor ya. Ya bu sefer ama şey yaptık bu arada. Sizin yorumlarınızı dikkate aldık. Kutu boyası yani hazır boyalardan tercih ettik. Katalog boyalarından. Yani özel karışım bir şeye girmedik. Katalog rengi olsun. Öyle bir şey yapalım istedik. Aynen. İnşallah güzel olacak karışım bakalım. Karışım bir şey denemedik yani. Evet evet. Karışım işi... Tüm boyalardaki problem daha sonrası tutturmakta sıkıntı yaşayabiliyorsun vesaire ama hazır kutu boyalar tabii ki daha iyi oluyor. Bir şey diyemiyorum. Göreceğiz bakalım. Yorumlarınızı çok merak ediyorum ya bu videonun sonunda gerçekten. Nasıl olacak? Bakalım bu sefer boyayı tutturabilmiş miyiz? Bakalım bu sefer beğenecek misiniz? Bakalım bu sefer biz beğeneceğiz. Biz hazır. Daha şu an bizim de yorumumuz belli değil. Bakalım. O zaman... Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi devam. Aslında falan getiriyorlar. Biz ona hiç bakmamıştık. Böyle kayıkmış. Hafif onları falan düzeltiyor şimdi dayıcım. Sağ olsun. İnce işler. İnce işler senin işin. Sen seviyorsun bu işleri, ince işleri. Çenesi böyle duruyordu araba. Nasıl duruyordu? Böyle duruyordu. Alaşehir işi deniliyor dayı işte. Bir de yağ atmış bırakmış. Bir ayara oturtmamış yani. Yapabildikleri yaptım. Ben karatörcü değilim ama. Buradan usta. Karısı selam olsun. Onların hepsine ben çok selam söyledim. Birkaç haftadır. Söylüyor musun? Tabii tabii. Evet. Sen şey dediğin zaman çok olur, çökebilirim de. Bir şeyler oluyor. Ne oldu? Son dakikalar. Şöyle oldu. Ya da şöyle. Çaklamadan gösteriyor. Ne diyorsun? Dark Black. Önden nasıl duruyor acaba? Rulo'yla boyuyor ama fırçayla girmen lazım. Çok pütürlü ya. Evet, krem atıldı. Somon şimdi kapanıyor. Ana rengimize az kaldı. Böyle de güzel duruyor. Böyle gezelim. Tamam böyle gezelim. Arabanın boyutu büyüdü sanki. Evet ya. Fıstığı ezmesi tadında oldu. Ben öyle onu dedim ya. Eski otobüsün rengine çok benziyor ama. Ama çok tatlı. Atılınca çok merak ediyorum. Hayır. Aynı renk çıkarsa biz geçen sefer boşuna uğraşmışız zaten. Gerçekten. Rel kodları varmış yani. Biz boşu boşuna olmuyoruz. Ama aynı değil gibi ama ya. Ama aynı değil. Biraz daha böyle değil değil hiç. Çok şey duruyordu. Daha askeri yeşile ya da tabii bu işte, bu şimdi yüzeye atılsın öyle. Böyle tatlısı. Arkanda pembe pembe gözüküyor şu an. O da pembe değil vallahi. Pembe yeşil yaptık arabayı. Ya şey gözüküyor öyle değil yani. O ne o pembe? Ne o pembe? Ne bu o yeşil? O fıstık yeşili yani şey. Dur bakalım bitsin mi nasıl olacak? Atınca göreceğiz. Şu an ben de merak ediyorum. Atınca göreceğiz. Burada değil. Dışarıda gün ışığında farklı duracak.
Dur bakayım. Göreceğiz. Göreceğiz. Bu eskisinin aynısı. Eskisinin aynısı. Hatta daha capşaplı. Daha capşaplı. Ha, güzel de oluyor. Hoşumuza da gidiyor işin ilginç tarafı. Şurada belli oldu bu iş. Şu arka tarafa geçince belli oldu. Şimdi belli olacak. Bütünün hayrı için. Oğlum bu yine yeşil ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun tonu farklı geldi. Işık da ışığa göre çok fark ettiriyor ya. Bakacağız. Dayıcım ne diyorsun? Ben çok güzel. Videoda gözüküyor mu acaba renk? Takipçilerin daha güzel şey yaparlar. Daha güzel linç ederler. Yaparlar yani. Tabii. Sökelim bakalım nasıl olacak. Beğenir de yazsın. Tabii canım. Güzel duruyor ya. Yaklaştıkça güzelleşiyor. Şöyle. Elleme şu an. Sakın. Ve kafadan da bakalım. Evet, şimdi sökünce bakalım nasıl olacak. Bir şey diyeceğim. Çok güzel oluyor. Geliyor mu o? O görüntü geliyor mu? Oh, 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 oh. Kendi shop. Çok güzel oldu. Şimdi dışarıdaki rengi daha da fena olacak. İyi ki kremi koymuşuz. Tabii. Bakar mısın görüntüye? Çok kafan tatlıymış kardeş. Ampulde mi değiştirmediniz lan? İçeriden değişiyor ampulleri herhalde. Evet, biz değiştiriyoruz ilk kez. Orijinalleri atıyoruz, zannetlerini koyuyoruz. 45 lira yan sanayisi, 300 gramına tanesi şeyi. Orijinali. Çok paraymış. Onu mu geçelim? Dur, geleyim ona. Sık seni sopun. Thank you.
Ne o? Mev? Bitti. Ya renk ama şeyde gözüktüğü gibi değil ya. Yani kameradan şu an benim gördüğüm şekliyle değil renk bu arada. Gerçekten değil. Hiç alakası yok hatta. Ama güzel duruyor be. Daha koyu bir yeşil duruyor ama değil. Değil değil. Sırada içim var. Evet. Çiçek. Güzel oldu be. Arkadaşlar evet yorumlarınızı bekliyoruz. Dayıcım. Evet dayıcım. Ellerine sağlık. Eyvallah. Nerede ekip? Ekip orada. Arabayı şuraya çekeyim de. Tamam. Aynen. Bir fotoğraf alalım. Tabii ki de. Önce senden başlıyorum. Dayım. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. Berkay'ım. Yardımların için. Ne demek abi. Çok teşekkür ederim. Tek tek böyle öperek gezeceğim. Abi, geçeceğim ben. Ben de diyorum beni öpmedin niye? Gerçi öpmezdim. Bu ekip valla harika bir ekip kurmuşsunuz. Eyvallah. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Abi sizinle teşekkürler. Veysel'im. Çağatay. Güzel günler. Ellerinize kollarınıza sağlık valla gerçekten. Bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz dayıcım. Gerçekten. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok keyifli bir araç oldu. Yorumları göreceğiz zaten yorumları yine bir şeyler evet. Çıkacak. O bizim evet, yorumlarda her zaman çıkacak. Oluyor. Evet. Diyecekler ki bu yeşili çok mu aradınız? Evet. Tabii. Ama şey satarken bu yeşili, evet sorun olursa biz bu yeşili çok aradık. Aslında bu yeşil evet biraz fazla aradık güzel, ama güzel oldu. Güzel bir renk. Kombinasyon olarak çok güzel. Getirdik bu yeşili. Evet evet. Özel yurt dışından geldi. Tabii tek başına bir işe yaramaz. Aslında şu kombinle çok daha tabii tabii tek başına çok çiğ olacaktı. Evet. O krem atınca araya gayet keyifli oldu. Evet, evet. Özellikle yandaki uçakları somon renkleri. Bayağı dikkat çekiyorduk. Daha da dikkat çekici bir araç oldu. Küçüldük ama dikkat çekmeye devam ediyoruz. Evet. Ya şey değil. Aslında neye göre küçüldük? Sen tamam 302'den 302T'den bir arabaya döndün. Belki küçülmüş olabilirsin ama insanlar küçücük T3'lerde, T4'lerde. Tabii tabii. Yine büyük. Yani diğer araçlara göre yine çok büyük. Çünkü arkadaş ismi neydi şey? Ama gerçi onun şey var değil mi? Onun arkası o fake. O fake. Onun arkasında 7 metre var. 7 metre çekmek arabanı var. Aynen öyle. Bir o kadar yerin altında vurdun. Ama sen dedin dün yaşarım dedin değil mi onunla? Yaşarım yani, tabii canım. T4'te. Ya T4'te de yaşanır. O işin arkasına bir çekmeyi koymuş. O benden büyük şu anda. Aynen. 14 metreyle geziyor adam. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Biz çok güzel aldınız. Elinize kolunuza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Umarım herkes beğenir. Yani yorumlara özellikle beğenmeyenler de yorum yapsınlar. Herkese değil beğendiremezsin. Ondan emin olabilirsin. Aynen. Ama biz sevdik. Aynen öyle. Biz sevdik. Ufak, biz sevdik. Ufak tefek şeylerimiz var. Onları konuştuğumuz gibi. Çok beğenmeyen olursa ben boyayacağım. Aynen. Hallederiz. Hepsini hallederiz. Ellerinize ben burada bütün ekibimde gurur duyuyorum. Özellikle oğlum Çağatay, Berkay ve kardeşlerim Rıdvan, Serhat, Veysel ve Hasan kardeşim. Sağ olsunlar. Büyük özveri gösterdiler. Ellerinize kolaylık. Buradan son olarak bütün dostlara da selam söylemek istiyorum. Buradan herkese çok selamlar olsun. Evet, eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz gidiyoruz artık. Kendinize iyi bakın. Biz artık Bursa'da bir iki ufak işimiz daha var. Onları hallediyoruz. Ondan sonra İzmir artık karavan yapımına. Şu beğenleri, yorumları falan ihmal etme tamam mı? Evet beğensinler, yorum yapsınlar lütfen. Sen YouTube'u özlemişsin. Sen bir YouTube'a geri gel. Beğenin arkadaşlar. Benim de Hikmet Dayı'nı bir... Abi reklam yapayım biraz. Ben alta koyacağım hepsini. Koyacağım mı? Tabii ki de. Ama Hikmet Dayı'nda bir tane nazarı bir kanalım var. Şurada bak. Dayımın kendi hesabını da bırakıyorum. Bak şuradan geliyor. Bak yanda duruyor bak. Dayı bas var orada. Dur bakayım. Alıyor. Gözüküyor. Oradan göz kırpıyor. Hikmet Ayı'nın hesabını da aşağıya evet, bırakıyorum. Eyvallah. Sungur Polyar'ınkini de bırakıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Bize artık yolculuk. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bekleriz arkadaşlar. Her zaman.